işte buldum. Bunlar birbirleri için yaratılmışlar. Bakın hediyelerini aynı anda buldular. E bize de sahte kutular düştü. Ama bizi kandırmak için o sahte kutuları kim koydu? Ben koydum. Arayan herkes bir şey bulmalıydı. Sonunda kutu boş olsa bile. Ama bakın, o kadar aradıktan sonra hediyelerini aynı anda buldular. Demek ki birbirlerini gerçekten çok seviyor olmalılar. Şimdi kimin kimi daha çok sevdiğine nasıl karar vereceğiz biz? Çok kolay. Hediyesini ilk tahmin edebilen kişi diğerini daha çok seviyor demektir. Doğru. Öyle olsun madem. Bihan, söyle bakalım. Tapki sana hediye olarak ne verdi? Sana vereceğim bu hediye senin için çok özel olacak. Ve buna şu an gerçekten çok ihtiyacım var. Bu kutunun içinde şu anda gerçekten çok ihtiyacım olan bir şey var. Ve bu da... saat. Çünkü benim saatim dün partide kırılmıştı. Harika! Çok iyi. Harikasın Bihan, harika. Harikaydı. Tebrik ederim. Harikasın. Tapki, sıra sende. Söyle bakalım, Bihan sana hediye olarak ne verdi? Hı? Bunun içinde hayatta en sevdiğin şey var. Bu şey seni mutlu edecek ve gülümseyeceksin. Batki yenge, bu hediye benim gerçekten çok sevdiğim bir şey sanırım. Gördüğüm zaman mutlu olacağım bir şey. Yani bunun içinde topuklu terlikler mi var? Bihan, birazcık düşünseydin ya. Sonuçta bu hediyenin herkesin önünde açılacağını biliyordun. Evet Bihan, bu gerçekten özel bir şey. Aman Tanrım. Sus. Batki, sen neler diyorsun? Ben bunu sipariş etmedim. Ben senin için o yüksek topuklu terliklerden sipariş etmiştim. O da kırmızıydı. Hatta telefonla sipariş vermiştim. Sanırım yanlışlıkla başka kutu gönderdiler. Bana neden öyle bakıyorsunuz? Güvenin bana. Ya da tamam, güvenmeseniz de olur. Hemen terlikleri sipariş ettiğim adamı arayayım. O size söyler. Alo, ekstra alışveriş. Nasıl yardımcı olabilirim? Dinleyin, ben Bihan Pandey. Bugün sizi arayıp kırmızı bir terlik sipariş ettim. Hatırladınız mı? Gelen şey benim istediğim şey değil ama. Bekleyin, kontrol edeyim. Tamam, şimdi söyleyecek. Efendim, kayıtlarımıza göre Bihan Pandey kırmızı terlik sipariş etmemiş. Kırmızı bir gecelik sipariş etmiş. Ama ben kırmızı terlik sipariş etmiştim. Efendim, öyle olsa neden gecelik gönderelim?
Eğer beden sorunu varsa hemen değiştirebilirsiniz. Tabii ki. Bihan. Artık yeter. Bu kadar rezillik sana yetmedi mi? Anne, hayır ben... Tapki. Tapki. Bihan. Dün kontrolün yoktu, bugün mantığın. Sınırlarını bil artık, yoksa ben sana gösteririm. Baba. Babacığım. Bihan, niye sürekli Tapki'yi üzüyorsun sen? Bak Bihan, böyle umursamazca davranmaya devam edersen sonunda çok büyük bir kayıp yaşayacaksın. Ama Durov... Bihan, dikkatli ol. Hı? Alo. Evet bayım. Ben Bihan Pandey. Sizi daha önce arayıp topuklu terlik siparişi etmiştim ya, hatırlıyor musun? Benim karım onları pek beğenmedi. Onun yerine kırmızı bir gecelik gönderin lütfen, olur mu? Evet evet, onu paketleyip gönderin. Tamam bayım. Harika. Bu artık senin için bir rutin olacak Bihan. Tapki'nin bana geri döneceği güne kadar öyle olacak. Tapki! Tapki, beni dinle bak! Dinle! Sence gerçekten sana öyle bir hediye verir miyim ben? Sence ben bunu yapabilir miyim? Sen rahat ettiğin kıyafetlerle de güzel görünüyorsun. Bundan sonra bir daha sana öyle şeyler giy demeyeceğim. Hayır Bihan. Ben senin bunu yapmayacağını biliyorum. Çünkü sen o gün bana rahat ettiğim gibi giyinmemi söylemiştin. Ama Bihan, hata bile olsa ortada bir karışıklık var. En azından hediyeni kontrol etseydin böyle olmazdı. Tabii ki ben bir hata yaptım. Kontrol etmem gerekirdi ve artık dikkat edeceğim. Ama sen bana bu kadar kızma. Lütfen gülümse. Hadi ama lütfen. Böyle değil. Kocaman gülümsemeni istiyorum. Bihan lütfen. Hayır Tapki, lütfen. Tamam. Madem gülmüyorsun, ben seni güldürmesini bilirim. Yarın senin için yemek yapacağım. Senin sevdiğin tatlıdan ve baharatlı ekmek. İkisini de yapacağım ve sana yedireceğim, göreceksin. Bunları yapmana hiç gerek yok. Ben... Gerek var. Çünkü seni gülerken görmek istiyorum. Durov, iyi misin? Bir yerinize bir şey oldu mu? Ben iyiyim. Peki sen nasıl düştün? Başka bir yere bakıyordum. Ama şimdi iyiyim. Teşekkürler. Dikkat et.
kitap ki benimdir Bihan. Sana yaklaşmasına asla izin verme. Yarın Tapki'ye hiçbir şey yediremeyeceksin. Bense ona çikolatalı pasta yedireceğim. Tapki bu sürprizin ofistekiler tarafından planlandığını düşünmeli. Yani bu pastayı sen gidip özellikle onun için al. Tabii efendim. Bekle. Şimdi çok daha güzel oldu. Ay Tanrım. Hepsini yanlış kestin. Bırak da ben keseyim. Tamam. Ben de hamuru yoğurayım. Aman Tanrım. Bu çocuk iyice delirdi. Ona bu kadar su katılır mı hiç? Harika. Ben de bana yardım ederler diyordum. Ama siz benimle eğleniyorsunuz. Dün yaptıklarından sonra sen yardımı değil, ağır bir cezayı hak ediyorsun. Sana hatanı telafi etmek istediğin için yardım etmeye geldik. Ne oldu babaanne? Bugün yemekleri kocan yapacakmış. Aç mı kalırız artık bilemem. Bir an bırak hamuru ben yapayım. Senin bunu yapmana hayatta izin vermem. Bugün yemeği yapacağım ve seni ellerimle besleyeceğim, göreceksin. Merak etme çünkü iki tane asistanım var. Alo. Yani babaannem ve annem bana yardım edecekler. Ne? Bu nasıl olacak? Önemli olduğunu biliyorsun değil mi? Nasıl ortadan kaybolabilir? Bugünün yayınıydı o. Bilmiyorum. Bul işte. Acele et. Drew? Bir sorun mu var oğlum? Efendim, bir sorun mu var? Evet, Tapki. Bugün kanalımızda çok önemli bir canlı yayın yapılacaktı. Ama senaryo hala hazır değil. Ve baş senaristimizin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Telefonu da kapalı. Ben yazabilirdim ama program bugün yapılacak ve düzenlemeleri kontrol etmeliyim. Sanırım bugünkü programı iptal etmem gerekecek. Hayır efendim. İsterseniz hikayeyi yazmanız için ben size yardım edebilirim. Hemen sizinle ofise gelirim ve çabucak... Sen neler söylüyorsun? Herkes evde düğün hazırlıkları yaparken sen... Evet Tapki. Eğer sen şimdi gidersen ben bu yemekleri kime yedireceğim? Hayır. Bugüne kadar Bay Drew'un kanalında hiç gecikme yaşanmadı. Ve bundan sonra da bu olmamalı. Ama... Evet kızım, sen git. Hem zaten bunun yapacağı yemekler 2 saatten önce hazır olmaz, değil mi? O zamana kadar sen dönmüş olursun. Tapki... Kahvaltı et ama kızım, sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Anne, ben bugünkü yemeğimi Bihan'ın elinden yemek istiyorum. Ondan başka bir şey yemem. Tamam o zaman. Ben de bir şey yemeyeceğim. İşte buna aşk orucu denir. Eğer aşk orucu buysa,
Tabii ki bu orucu benimle birlikte açacak. Benimle birlikte pasta yiyecek. Sabahın köründe gittin, anca şimdi geliyorsun. Bu bana yaptığın doğru bir şey mi Tapki? En azından arayabilirdin değil mi? Seni ne kadar merak ettiğimi bilmiyor musun? Bihan, lütfen beni affet. Bana istediğin kadar bağırabilirsin. Ama önce bir şeyler yiyelim. Biliyor musun? Ben de hala hiçbir şey yemedim. Şu anda gerçekten çok açım. Hadi otur, bir şeyler yiyelim. Bekle. Sen de bir şey yemedin öyle mi? Evet. Öyleyse bu ne? Bu... Aa evet, ofisteyken bayılmıştım da... Sen pasta mı yedin? Hayır. Pastayı yemedim. Zorla verdiler. Pasta yemedin mi? Evet Bihan ama... Ben sabahtan beri bir şey yemeyip seni beklediğim için tam bir aptalım Tapki. Ofisine kadar gelip güvenlikle bile tartıştım ama sen orada pasta yemişsin. Hayır Bihan, ben... Şuna bak. Bunu sakladım ki sen geldiğinde birlikte yeriz diye düşündüm. Sabahtan beri tek bir lokma yemedim ben. Bak, şu anda beni yanlış anlıyorsun. Bu pasta, bunu sonra konuşuruz. Önce bir şeyler ye, ha? Çok aç olmalısın. Lütfen, önce bir şeyler ye. Bir an ben sonra yerim. Hadi önce sen ye. Bu zaten benim için. Kendimi aptal yerine koydum ama bitti artık. Sen orucu tek başına bozdun değil mi? Ben de yalnız yiyeceğim onun için. Tapki, telefonun. Şivet abini ofiste bulmuş. Teşekkür ederim. Ne oldu Tapki? Bir şey yok efendim. Bihan sana çok mu kızdı? Sen bekle. Ben onunla konuşurum. Hayır efendim. Siz Bihan'a hiçbir şey söylemeyin. O şu anda çok kızgın. Yarın kendine geldiğinde ben onunla konuşurum. Aslında bu benim hatam. Hayır efendim. Benim hatam. O pastayı yememem gerekirdi. Hayır Tapki. Sen yemedin ki, hatta... Pastayı zorla ağzına ben soktum.
Çünkü açlıktan baygınlık geçiriyordun ve kan şekerin de gerçekten çok düşmüştü. Hatta o bilinçsiz halinle bile hala bana Bihan seni beklediği ve Bihan'la yemek istediğin için pastayı istemediğini söylüyordun. Her neyse. Eğer bunu içersen kendine gelirsin. Al. Hayır efendim. Lütfen bırakın onu. Ben şu anda içmek istemiyorum. Siz gidip dinlenin. Kendine dikkat et. Her şeyi duydum Tapki. Çabuk öfkeleniyorum. Çok aptalım. Seni hiç dinlemeden sana bağırdım. Ama Tapki, bugün başıma öyle şeyler geldi ki. Yine de sana bağırmamalıydım. Benim hatam. Lütfen beni affet. Tamam. Ama bir şartla. Bana söz ver. Bugünden sonra benim payım olan yemekleri yemeyeceksin. Hep benimle paylaşarak yiyeceksin. Yoksa fena yaparım. Bir daha senin yaptığın hiçbir şeyi yiyip içmem. Sana söz veriyorum. 10 gün boyunca aç kalmam gerekse de, yalnız başıma hiçbir şey yemeyeceğim. Yalnız seninle yiyeceğim. Tapki! Annem çağırıyor. Ben gideyim. Tapki! Efendim? Sen çok iyisin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bir an.